korkusuzca dev hükümdar Calut'un karşısına çıkan Hazreti Davut peygamberin akıl almaz hayatını izleyeceksiniz. İlginç olaylar, Kur'an-ı Kerim'de adından 16 defa bahsedilen Davut aleyhisselam daha ufak bir çocukken başlamıştı. Dağlar ve taşların dile geldiği, hayvanların konuşmaya başladığı bu hikayede meleklerin taşıdığı ahit sandığından gizemli nehrin sularına kadar duymanız gereken çok fazla detay var. Dünyanın en güçlü krallarından Hazreti Süleyman peygamberin babası, Hazreti Davut peygamberin muhteşem yolculuğuna hazırsanız başlayalım. Tarih, M.Ö. 10. yüzyıl. Günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce, Kudüs'ün güneyinde Hazreti İsa peygamberin de doğum yeri olarak kabul edilen Beytülahim'de bir çocuk dünyaya geldi. Yese'nin 13. oğlu olarak dünyaya gelen bu çocuk, Hazreti Davut'tan başkası değildi. İbranice'de en çok sevilen kişi, göz bebeği anlamına gelen Davut aleyhisselam, gerçekten de isminin anlamı gibi ailedeki çocukların arasında farklı bir yeri vardı. Çünkü babası Davut aleyhisselam daha çocuk yaştayken onda farklı bir şeyler olduğunu sezinlemeye başlamıştı. Hazreti Davut çoban bir ailede doğmuş, çocukluğu da hayvanlar ve doğa ile iç içe geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden 16 defa bahsedilen Hazreti Davut'un dikkat çeken özelliklerinden biri de onun ses tonuydu. Allah-u Teala Davut aleyhisselama öyle bir ses vermişti ki onun sesini duyan kuşlar ve diğer hayvanlar etrafında toplanır, hatta dağlar, taşlar bile dile gelip Davut peygamberin Allah'ı tesbih ettiği zamanlarda kendi sesleriyle ona katılırlar, onunla beraber Allah'ı zikrederlerdi. Dağları onun emrine verdik. Sabah akşam yaratıcılarını tesbih ederlerdi. Toplu halde kuşları da emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Allah'tan Davut aleyhisselama verilen mucizevi özelliklerden bir diğeri ise onun demiri eğip bükebilme ve eritebilme özelliğiydi. Başka kimse de olmayan demire istediği şekli verebilme yeteneği sayesinde Hazreti Davut ilerleyen zamanlarda birbirinden farklı silahlar yapabilecekti. Şimdi Hazreti Davut'u önce ülkesinin kralı, sonrasında da peygamber olma yolunda yaşadığı en dikkat çekici olaylardan birine geldik. Davut aleyhisselamın gençliğinde yaşamış olduğu büyük bir macera, onu dev savaşçı Calut ile karşı karşıya getirmiş ve bu karşılaşma en akılda kalan hadiselerden biri olarak adını tarihe yazdırmıştı. Kur'an-ı Kerim'de de bazı bölümleri anlatılan Hazreti Davut'u Calut'a götüren yolculuğu detaylı öğrenmek için dilerseniz olayların nasıl başladığına bir bakalım. Her şey o dönem Mısır ile Şam arasında yer alan Amalika ismindeki bir kavmin Calut adındaki hükümdarının İsrailoğullarının başına musallat olmasıyla başlıyor. Bu hükümdarla alakalı en dikkat çekici ayrıntı ise onun dış görünüşü. Batılı kaynaklar onu dev hükümdar olarak tanımlıyor. Bugün pek çok araştırmacı geçmişte devlerin yaşadığına dair ilginç ipuçlarını gündeme getiriyorken Calut'un da bu devlerden biri olup olmadığı bir tartışma konusu. Ama genel kanı onun ortalama 3 metre gibi bir boyu olduğu yönünde. Cüssesiyle adından söz ettiren bu savaşçı hükümdar kafayı İsrailoğullarına taktığında Yahudilerin şehirlerini yağmaladı, kadınları ve çocuklarını esir alıp kendi ülkesine kaçırdı ve sonuç olarak İsrailoğullarını mağlup edip onları perişan bir hale getirdi. Fakat Calut bununla da kalmayıp son olarak kutsal ahit sandığını İsrailoğullarının elinden alıp onları daha da çılgına çevirmek adına bu manevi değeri paha biçilemez olan sandığı pis bir köşeye atıp onu öylece kaderine terk etti. İsrailoğullarını kahreden bu olayın ardından o dönem peygamber olan Hazreti İşmoil'e giden Yahudiler, İşmoil aleyhisselama ''Ne olur Allah'a bizim için dua et ki bize Calut'u alt edebilecek bir hükümdar yollasın.'' dediler.
İsrailoğullarının bu isteği üzerine İşmoil peygamber Allah'a niyaz edip onların bu isteklerini Rabbine iletince Allah-u Teala Talut ismindeki bir adamın İsrailoğullarına liderlik yapacağını bildirdi. Bunu öğrenen İsrailoğulları Talut da kim ki diyerek itirazda bulundular. Hükümdar soyundan gelmediği için Talut'a karşı şüpheyle yaklaşan Yahudiler, o halde Talut bize bir alamet göstersin ki onun bize liderlik yapabilecek vasfa sahip olduğuna kanaat getirelim dediler. Bunun üzerine melekler ahit sandığını Kur'an'daki ismiyle tabutu yani tabutu sekineyi Calut'un elinden aldı ve taşıyarak getirip Talut'un kapısının önüne bıraktılar. Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçiyor. Ve peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının işareti tabutun size gelmesidir ki onun içinde Rabbinizden bir iç huzuru ile Musa ve Harun ailesinden geriye kalan bir hatıra vardır. Onu melekler taşımaktadır. Ahit sandığı bir anda Talut'un kapısının önünde belirince İsrailoğulları Talut'u liderleri olarak kabul ettiler ve onun önderliğinde kurulan 80 bin kişilik bir ordu ile çıktılar yola. İstikamet Calut'un kavminin yaşadığı topraklardı. Talut liderliğinde dev Calut'a karşı savaşıp esir düşen kadınlarını, çocuklarını ve değerli eşyalarını geri alabilmeyi planlıyorlardı. Fakat ordu henüz bu yolculukta başına gelecek olan akıl almaz bir olaydan habersizdi. İşmoil peygamber Talut'u bir konuda uyarmıştı. Calut ile savaşmaya giderken yol üzerinde bir nehirle karşılaşacaksınız. Askerlerine söyle, Allah sizi bu nehirle imtihan edecek. Bu nehire ulaştığınızda kimse suyundan kana kana içmemeli. Dayanamayacak kadar susamış olanlar ise sadece bir avuç su ile yetinmelidir. Peygamberin bu uyarısından Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmiştir. Allah sizi şimdi bir nehirle imtihan edecek. Ondan içen benden değildir ama onu tatmayan bendendir. Ondan sadece bir avuç dolusu içen ise affedilmiş olacaktır. Uyarının üzerine Talut tüm ordusunu bu konuda ikaz etmiş ve nehir hakkında aldığı duyumu herkesin öğrenmesini sağlamıştı. Fakat İsrailoğullarından oluşan 80 bin kişilik ordunun askerleri peygamberden gelen bu mesajı dikkate almamış olacaklar ki onlardan sadece 4 bini nehirdeki suya dokunmazken geri kalan 76 bini sanki hiç uyarılmamış gibi adeta midelerini şişirircesine nehirden su içtiler. Bu su kısa süre içinde onları öyle bir hale getirdi ki yürüyecek enerjileri bile kalmamıştı. Bu askerler derhal ordudan saf dışı bırakıldılar. Geriye kalan 4000 asker de sayılarının az olmasından dolayı tedirgin oldu ve çoğu savaşmaktan vazgeçip kaçmaya başlayınca geriye sadece 313 asker kaldı. Talut yola geriye kalan bu 313 askerle devam etmek zorundaydı. İlginçtir ki Bedir Savaşı'nda da ashabın sayısı 313'tü. Şimdi geldik yaşanılanların en heyecanlı kısmına. Talut'un 80 bin kişilik ordusundan geriye kalan 313 kişinin içinde Hazreti Davut Aleyhisselam da vardı. Gençti. Henüz ne peygamberdi ne de hükümdar. Fakat sadece çobanlıktan gelen bir asker olarak orduya katılan Davut Aleyhisselam'ın içinde bulunan cevherden İşmoil peygamberin haberi vardı. Defalarca dağlar ve taşların kendisiyle birlikte zikrettiğini duymuş olan Davut Aleyhisselam geriye kalan orduyla dev Calut'a doğru ilerlerken başına garip bir olay daha geldi. Kendisine seslenen bir fısıltı duydu önce. Etrafa baktı ama kimse onunla ilgilenmiyordu. Sonra seslerin az ileride yerde duran üç küçük taştan geldiğini fark etti. Taşlar onunla konuşuyordu ve Davut Aleyhisselam'a "Bizi de yanına al. Calut'u bizi kullanarak sen öldüreceksin." dediler. Taşların bu sözlerinin üzerine Davut Aleyhisselam onları çantasına koyup yoluna devam etti. Sonunda Amalika topraklarına ulaşmışlardı.
Batıda Goliat ismiyle tanınan dev Calut karşısında ufacık bir orduyla İsrailoğullarını görünce kahkahalarını tutamadı. "Gele gele siz mi geldiniz karşıma?" dedi. Savaş alanının tozlu, gergin atmosferi binlerce askerin nefes alışlarının çığlığı ile yankılanıyordu. Gözler devasa boyutlardaki korkunç savaşçı Calut üzerindeydi. O gürleyen sesiyle İsrailoğullarına meydan okuyordu. "İçinizden kim karşıma çıkacak?" diye seslendi. Orduyu donduran bir çağrıydı bu. Ancak hiç kimse bu devasa savaşçının karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. O an genç bir çoban alçak gönüllü ve basit giysiler içinde meydana doğru yürüdü. Davut Aleyhisselam. Sıradan bir savaşçının taşıyacağı zırh veya kılıç yerine elinde sadece bir sapan ve cebinde 3 tane taş vardı. O korkusuzca dev savaşçının meydan okumasını kabul etmişti. Gözlerinde bir inanç parıltısı, yüzündeki cesaret ifadesi ve ufak bedeniyle Calut'un karşısına dikilen Hazreti Davut'u gören dev kahkahalarının dozajını arttırdı. Bunun üzerine Hazreti Davut avuçlarındaki taşları dikkatlice seçti, doğaüstü bir sakinlikle sanki bu an için doğmuş gibi sapanını hazırladı. Sonra gözlerini Calut'un alnına dikti ve sapanını salladı. Havada bir ıslık sesi, ardından sert bir çarpma ve sonra devasa bir bedenin yere düşüşünün gürültüsü. Dev Calut alnının ortasına isabet eden taş ile yere yığılmıştı. Davut Aleyhisselam hızla onun yanına giderek devin kendi kılıcını alıp onun hayatına son verdi. İsrailoğullarının çığlıkları gökyüzüne karıştı. Zafer tüm olasılıkların ötesinde onlarındı. Bu genç çobanın zaferi tüm savaşçıların cesaretini yeniden ateşledi ve Calut'un ordusuna karşı savaşı kazandılar. Hazreti Davut'un hikayesi imanın, cesaretin ve alçak gönüllülüğün gücünü, İnsanın içindeki devi yenebilecek olan gerçek silahların bu değerler olduğunu öğretti. Bu olaydan sonra hükümdar Talut ise kızını Hazreti Davut ile evlendirdi. Genç Davut, Calut'u yendikten sonra halk arasında büyük bir popülerlik kazanmıştı. Bu zaferin ardından Davut, Talut'un ordusunda önemli bir konuma yükseldi. Ancak bir süre sonra Talut, Davut'un popülerliği ve başarılarını kıskanmaya ve çekememeye başlayınca onu öldürmeye çalıştı. Ancak başarısız oldu. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam, Talut'un öfkesinden kaçmak zorunda kaldı ve uzun bir süre boyunca sürgünde yaşadı. Bu süre zarfında Davut'un imanı ve cesareti onun hayatta kalmasını sağladı ve halkının lideri olma yolunda onu daha da güçlendirdi. Yıllar sonra Talut hayatını kaybedince İsrailoğulları yeni liderleri olarak Davut Aleyhisselam'ı seçtiler. Hazreti Davut artık İsrailoğullarının yeni kralıydı. Krallığının ardından kendisine peygamberlik de gelen Hazreti Davut hükümeti altında İsrailoğulları altın çağını yaşadı. Fakat sık sık yoldan çıkma konusunda başarılı olan İsrailoğullarından bir kavmin Hazreti Davut döneminde başına gelen akıl almaz bir olay var. Allah'ın maymuna dönüştürdüğü bu kavmin insanların hikayesini daha önce bir videomda anlatmıştım. İzlemeyenleriniz varsa bu videodan sonra mutlaka onu da izleyin derim. Hazreti Davut peygamberin evliliği sırasında pek çok çocuğu dünyaya geldi. Çocukken kendi kardeşleri arasında farklı bir konuma sahip olduğu gibi şimdi de kendi çocukları arasında özel bir çocuk bulunuyordu. O da Hazreti Süleyman peygamberden başkası değildi. Onun da videosunu mutlaka izleyin. 40 sene hükümdarlık yapan, hem peygamber hem de kral olan Hazreti Davut Aleyhisselam 100 yaşına geldiğinde bir gün evine girdiği sırada karşısında yabancı bir adam gördü. "Sen de kimsin?" diye sorunca aldığı cevapla bu dünyadaki hayatının sonuna gelmiş olduğunu anladı. Çünkü odasındaki yabancı "Ben Azrail'im." diye yanıtlamıştı.